Herkese selamlar. Baş başanın bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Karşımda Selçuk Erdoğan var. U15 milli takımı teknik direktörü. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Benim için de çok kıymetli bir isim Selçuk Erdoğan. Çok eskiden e, tanışırız. Çok eski bir e, yol arkadaşlığımız mı var diyelim. Evet, güzel beraber. oyuna dair bir dostluğumuz var uzun yıllardan beri. Selçuk Erdoğan e, henüz 33 yaşında. Doğru değil mi? Doğru. 33 yaşında Akşehir'de başlayan bir yolculuğu var ve işte bizimle tanıştığımız dönem, 20-21 yaşındaydın o zaman. Beşiktaş'ın feda sezonu, sezonunda A takım ile kariyerin başladı. Evet. Ee, orada sanırım Avrupa'nın en genç antrenörü oldu Bu ünvan şu anda da senden daha 19 yaşında bir antrenör oldu mu? Yani bir son dönemlerde duymadım. Elit düzeyde çalışan. O antrenörler de, arasında en şu genc, an Avrupa'nın en genç antrenörü ünvanı bende diye biliyorum. Sendin ve daha sonra hocam işte Selçuk Hoca daha sonra işte Beşiktaş'ta başlayan kariyerinde Süper Lig'de birçok takımda görev aldı. Birçok takımda evet. antrenörlük yaptı ve şu anda da henüz 33 yaşında yine Avrupa'nın en genç milli takım antrenörü. U19. Gururla taşıyorum Türk bayrağını. Biz de gurur duyuyoruz. 2009 kuşağı bizim için çok değerli bir kuşak. Detaylarını konuşacağız. U15 takımının da şu anda teknik direktörü Selçuk Erdoğan'la beraber ne konuşacağız hem milli takımı konuşacağız. Hem oyuna dair onun fikirlerini, milli takımın ne oynadığını, ne oynamaya çalıştığını ki U15 aslında tam profesyonel futbolculuğa geçiş evresi. Kesinlikle artı iki yıl daha eklersek evet. elit oyuncuların artık profesyonel seviyeye alışmaları, Kendilerini o süreçte daha iyi bir şekilde geliştirebilmeleri adına hı hı. öncelikli süreç o 15 yaş grubu. Kritik bir süreç. Önce şöyle başlayalım hocam. 300'e yakın süperlik tecrübesinden sonra, Süper Lig maçı tecrübesinden sonra artık milli bir görev için U15'in başına geçtin. Evet. O süreç nasıl gelişti ve şu anda gene hatlarıyla neler yapıyorsunuz milli takımda? Şimdi yaşam bir hediye. En değerli hediye aslında. Bu yaşamın içerisinde de insanların fikirleri, hayalleri, hedefleri var. Doğduğumdan beri benim en büyük gayem ay yıldızlı kıymetli bayrağı göğsümde taşıyabilmekti. 2023 Mart'ta başlayan bir süreç oldu milli takım süreci. Beraberinde Haziran ayında U15 milli takım teknik direktörlüğü tebliğ edildi. Kuzey Makedonya maçlarıyla serüvenimiz başladı. O günden bugüne yola çıkarken bizim için başarılı bir süreç oldu. Zaten temel mottomuz da başarı bir yolculuktur, varış noktası değil. Bunun içini açtığımızda da sürekli gelişim odaklı olmak, sürekli kendimizi geleceğe taşımak, bir bütün halinde güzel oyunu ay temsil etmek ortaya çıkıyor. Bugüne kadar yaptığımız kamplarda 72 farklı oyuncuyu milli takıma davet ettik bu yaş grubunda. 30 farklı kulüp, 5 farklı ülke. Yani resmen gezelim görelim programı yapıyorum. Yani ülkede gitmediğim yer kalmadı hemen hemen. Süper Lig'deki bütün kulüplerin 15 takımlarını canlı olarak izledim. Keza birincilik de aynı. ikincilik üçüncülük Lig, hatta amatör maçlara dahi gittim. Yurt dışındaki turnuvaları takip etme şansını e, yakaladım. Hatta e, buraya da sırtında çantanla geldim. Evet, çantamda. dün gece yarısı <laughs> e, Madrid yolculuğum vardı. İspanya'daydım. Ondan önce Almanya'daydım. Almanya'da turnuvadaydım. Aynen. Oraları da hatta e, bilmeyenler için söyleyeyim. Belki sen söylemek istemezsin diye ben söyleyeceğim. Evet. Almanya'da bazı Türk oyuncuların yer aldığı bir salon futbolu turnuvasını takip ediyordum. Muhteşem bir organizasyon. Çünkü orada dar alan, çeviklik, çabukluk, temel teknik yetiler çok fazla ön plana çıktığı için dörde dörtte. Oyuncuların o yaş grubundaki tam kıvamına gelme durumlarını net bir şekilde gözleme fırsatı bulduk. Aynen. Yani futbol tabiriyle iyi de ekmek çıktı aslında <gülüyor> oradan. <gülüyor> Güzel. Ee, yine bahsettiğin gibi o süreci biz de takip ettik dışarıda. Bütün illeri gittin büyük ihtimalle hocam. Bütün ilçelere, köylere, köy turnuvalarına kadar. Gittiniz yani ekibinizle bayağı bir e, dolaştınız. E, bu yapılanma nasıl şu anda? u 15 milli takımında? Nasıl ben isterseniz bir... organizasyonun üst kısmından başlayayım. Tabii. Biz milli takım mensupları olarak Hamit Topa bağlıyız. Beraberinde Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun Hoca var. Kendisi çok kıymetli, donanımlı, bilgi birikim sahibi. Buraya tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş bir isim teknik unsurları onun yönetiminde ortaya koyuyoruz biz. Bütün yaş grubu teknik sorumluları sürekli istişare halindeyiz. Özel WhatsApp gruplarımız var, mail adreslerimiz var ortaklaşa. Örnek veriyorum U17'de teknik sorumlu olarak bir oyuncu size geldi ama yaş grubu U15'te. Hemen bilgi paylaşımını yapıyoruz. Hı hı. Dönemsel toplantılarımız var. Turnuva öncesinde gerekli istişarelerde hep birlikte bulunuyoruz. Beraberinde de milli takımlara dair oturmuş bir oyun kültürümüz var. Bu oyun kültürünün içi Yaş gruplarına göre değişse de bağlılığımız futbolun prensipleri üzerinde değişiyor. Ön alan baskısını sürekli olarak uygulamaya çalışan, yüksek şiddette oyun ortaya koymaya çalışan, coşkulu, dinamik ve takım bütünlüğüne önem veren bir oyun prensibimiz var. Yani benim yaş grubumda benim 3 tane temel amacım var. Kazanmak, kazanmak, kazanmak. Birincisi, oyunu kazanmak. Ben oyunu kazanmadan oyuncuların maçı kazanmasını istemiyorum. Benim için hiçbir önemi yok. Çünkü inandığım en büyük güç sahada oyunun gücü. Oyunun gücü bizi bir yere taşıyacak. Oyunu kazandığınız zaman maçı kaybetseniz bile gelecekteki oyunları kazanmaya en büyük aday sizsiniz. Bu doğal bir unsur. İkincisi maçı kazanmak. Maçı kazandığınız zaman özgüveniniz geliyor. Ve üçüncüsü bu ilk iki bileşenden ortaya çıkan unsur itibar kazanmak. İtibar kazandığınızda zaten seçilmişlerin, özelle seçilmişlerin kulübü olan milli takım düzeyinde oyuncu grubunu farklı bir düzeye taşıyabiliyorsunuz. Tabii benim yaş grubumda oyun stili olarak çok farklı değişkenler var. Benzer ABC planları üzerinden değil de sürekli kamplarda değişkenlik gösteren planlar üzerinden gitmeye çalışıyorum. Ama hepsinin temelinde milli takıma dair yüksek aidiyet ve temsiliyetle beraber futbolun prensipleri yatıyor. Bunlar değişmeyen prensipler. Biliyorsun hücum ve savunma prensipleri. Bu şekilde devam ediyoruz yani Serkan. Şimdi sizin yaş grubunuz na Amalük devam ediyoruz. ediyorum. Kaybetmediniz. Sırbistan'daki turnuvada lider tamamladınız. Evet. Tek takım maç oldu. kaybetmeyen takımdık o turnuvada <laughs> ve yine e, en çok gol atan takım oldu U15 milli takımı. Ama şey mesela çok tartışılıyor bizde hocam. Mesela U15 milli takımını ele alalım. İşte aynı formasyonla, aynı oyunla işte tamamen atıyorum. Geriden pas yaparak çıkan, işte topu kaybettiği anda sürekli pres yapan işte kenardan değil merkezden hücum yapan, sürekli üçgenler, dörtgenler kuran bir yapımı izlemeliyiz milli takımda. Yoksa az önce söylediğin gibi hocam, onu da deniyoruz. Sonra başka bir turnuvada başka bir oyun yapısına geçiyoruz. Yani orada geriden oyun kurmuyoruz da beklerden oyun kuruyoruz. Diğer turnuvada uzun santrafor kullanıyoruz, inene düşene basıyoruz gibi tamamen üretiyorum. Böyle bir yapılanma var? Şimdi futbolda iki tür etki vardır. Bir, bireysel etki. iki bütünsel etki. Yani efektif etki oyuncu bazında, kolektif etki takım bazında. Bizim temel prensiplerimiz bütün yaş gruplarında aynı. Her yaş grubunun bu prensiplere bağlı olarak, bağımsız bir şekilde hareket etmeyerek kendine dair özel oyun felsefesi var. Örnek veriyorum, rakip karşılamada 1-4-4-2 merkez karşılama yaparsınız. Kimi? Stoperlerle birebir baskı yaptırır herhangi bir yaş grubunda. Ben yaş grubumda sahip olduğumuz felsefeye dair Merkez bölgeyi kapatıp ön alan baskısını rakip bekler üzerinden oynatmaya çalışıyorum. Hı. Bu A planım. Oyun çok mu sıkıştı? Ön alan baskısında 4-3-3 dizilişinden 1-4-3-1-2'ye geçip stoperleri birebir oynatıyorum. Sürekli çeşitlilik. Bu da ortaya neyi çıkarıyor? Planlı özgürlükteki oyuncunun yeteneklerini geleceğe dair farklı formatları deneyimleme fırsatı taşıyor. Hı. Oyuncu bazında. Ondan dolayı böyle basma kalıp peyderpey unsurlar değil de oyuncunun aklını zorlayacak sürekli oyuncuya futbola dair felsefe oluşturacak planlar üzerinden gidiyoruz daha çok. Oyuncu seçimi nasıl oluyor hocam? Alt yaş gruplarında. Yani geziyorsunuz, görüyorsunuz. Burada işte kriter mi var? Oyuncuyla ile iletişim mi var? Sizin kafanızda bir yapı var. Ona göre mi oyuncu seçiyorsunuz? Sırt çantamı alıyorum sırtıma. Örnek veriyorum bir maça gidiyorum. Senin memleketinden örnek verelim. Adana Demirspor, Adana Spor. İki kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisiyle ve altyapı direktörüyle iletişime geçiyoruz. Oraya geleceğimizi, milli takımla olarak takip edeceğimiz onları, onların bize dair fikirleri, istekleri, talepleri var mı yok mu? Bunlara yönelik bir istişare durumu ortaya çıkıyor. Sonrasında maça gelip gelmeyeceğimizin onların oyuncularına aktarılmasına dair kararı onların vermesini istiyoruz. Bazen maçlara gidiyoruz, oyuncuların haberi var, elleri ayaklarına dolanıyor. Çünkü milli takım geliyor oraya. Bazen de bazı kulüpler bizim orada olduğumuzu haber vermek istemiyorlar performansın düşmemesi için. Maça gittiğimiz anda dikkat ettiğimiz temel unsurlar belli. Milli takım düzeyi, seçilmişlerin düzeyi olduğundan dolayı temel teknik beceriler, dar alan yetileri, alan algıları, sağ içine dair sorumlulukları, kurgudaki rolleri yerine getirip getirememeleri gibi birçok ögeyi kontrol ediyoruz. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF Scout sistemi var. Bütün teknik direktörlerin, antrenörlerin, bölge antrenörlerin hesapları var. O sisteme giriyoruz. Benim bir sene önce hangi oyuncuyla ne yazdığımı şu an görebilirsiniz. Oradaki notlarım geçerli. Bu şeyi de etkiliyor tabii. U15'te bilgileri girilen bir oyuncunun U18'e gel geldiğindeki sürecini de takip Kesinlikle. etmiş oluyor. Kesinlikle. Bağımlı bir süreç yani. Ardışık giden bir dönem. Öyle hayal edebilirsin. Sonrasında bazı turnuvalara 3 artı 20 gidiyoruz. 3 kaleci 20 oyuncu. Bazı hazırlık kamplarına 5 artı 26 gidiyoruz. Ona göre bu oyuncular arasından sıralama yapıp, rakip analizini de yaparak ne tür bir kurguyla ortaya çıkacağımızı da sahaya çıkacağımızı da planlayarak oyuncu seçimi yapıyoruz. Oyunculara hiçbir şekilde ben kendi yaş grubumda seni milli takıma alacağım, davet edeceğim gibi söylemlerde bulunmuyorum. Sadece akademi direktörleri, yöneticiler ve yaş grubu sorumlusuyla haber, haberleşiyoruz. Beraberinde onların sakatlık, sağlık ve, da, sağlık ve davranış durumlarını ele alıyoruz. Sonrasında milli takım daveti bizim resmi organlarımız üzerinden yapılıyor. Bu şehir şehir gezme bir proje mi şu anda milli takımlarda Bu ya ilçelere kadar girmeniz amatör takımlara kadar izlemeniz. Evet. Yani geçtiğimiz Mart ayında başladık buna. Aksaray'a gittim yani Nevşehir'e gittim. Farklı olarak Erzurum'a gittim. Her yere gittim. Türkiye'nin her yerine gittim ama beni en çok mutlu eden unsur ne biliyor musun? Uçaktan bir şehri izliyoruz ya. Şehri aydınlatan futbol. Güzel, Güzel. oyun. Aşağıya bakıyorum amatör kulüpler orada top oynuyor akşam saatlerinde. Parkta çocuklar futbol oynuyor profesyonel takım o ışığın gölgesinde, altında aydınlığında antrenman yapıyor. Yani bir şehre ruhunu veren şey futbol. Bunu İspanya'ya gittiğimde de gördüm yani şu 3-4 günlük süreçte tekrar. Ne kadar orada yaşasam da şehri canlı tutan şey futbol. Ya yani bir şehrin en büyük markası aslında futbol takımı. Oraya milli takım gelince ne oluyor? Tabii. Şehrin bütünlüğü farklı bir noktaya geliyor tabii. Özellikle bu yaş grubu için 2009-2010 onlar için daha da heyecan verici bir şey futbol. Kesinlikle ya. Belki hayatlarının ilerleyişini şu anda belirliyorlar. Nasıl ilerleyeceğini. Bir oyuncuya dokunuyorsunuz. Önce örnek veriyorum 3 artı 1 ev. O oyuncuya dokunduğunuz zaman ailesine dokunmuş oluyorsunuz. Ailesine dokunduğunuzda o mahalleye dokunmuş oluyorsunuz. O mahalleye dokunduğunuzda o şehre etki etmiş oluyorsunuz. Ve o kulüp farklı bir noktaya geliyor. Çünkü federasyon bazında, milli takımlar bazında oyuncunun geldiği kulüp de yazıyor biliyorsun açıkladığımız evet. zaman. Böylelikle ne oluyor? Birçok insanı futbolun içine çekme şansını yakalıyoruz. Şimdi bana arkadaşlar diyor ki sürekli geziyorsun, yorulmuyor musun? İşte Süper Lig'de çalıştığın dönem gibi değil mi? Mutlu musun diye soruyorlar. Ben de diyorum ki çok mutluyum. Hatta doğduğumdan beri mutluyum, çocukluğumdan beri. İlk günden bugüne kadar. Çünkü acısını çekmediğiniz, bedelini ödemediğiniz hiçbir şeyin mutluluğunu yaşamazsınız. Biz hep acı çekiyoruz, bedel ödüyoruz. Hayatımız böyle geçiyor yani. Yolculuklar, taksi, otel, sağlar. Ama en güzeli de ay yıldıza hizmet etmek tabii ki. E tabii bu iş duygusu olmadan yapılamaz. Şimdi ben de seni yakından tanıdığım için e, başkalarının çocuklarına bir gelecek inşa ederken kendi çocuklarının e, biraz da büyümesini kaçırıyorsun aslında. Öyle görünüyor. Şimdi değil? böyle de bir durum var. Öyle görünüyor, ilk... Ama günün sonunda onlar seninle gurur duyacaklar. Onlara Yaptığın hediyeler işte. alıyoruz artık. <laughs> Yaptığın işle gurur duyacaklar. Şeyi soracağım hocam sana. Şimdi Süper Lig'de bir sürü maç işte kupası var bunun, deplasmanı, bir sürü tecrübe. Birçok farklı teknik adamla çalıştın. Evet. Birçok farklı teknik adama rakip oldun. İşte Diego Simeone'nin yanında bulundun. İşte Butregueño ile gayet iyi bir diyaloğun var. Şimdi milli takımda birinci adamsın yaş grubunda. Yani teknik adamlık metodolojisini nasıl belirledin? Nasıl bir yani Selçuk Erdoğan şimdi belki seni ilk defa izleyenler olacak, merak edenler vardı şimdi buradan izlemiş olacak. Selçuk Erdoğan nasıl bir teknik direktör olacak? Benim, nasıl, için, anlayacaklar? benim için ana kural teknik direktörlüğünde saygı, takım arkadaşına saygı, topluma saygı, rakibe saygı, güzel oyuna saygı. Her şeyden öte milli takım bazında Türk bayrağına saygı. Şimdi katıldığımız kurslarda eğitimlerde hem yurt içinde hem yurt dışında birçok teknik direktör modellemesi ortaya çıkıyor demokratik, otokratik, karizmatik, lider odaklı. Fakat ben şuna inanıyorum edindiğim tecrübelerden dolayı. Masayı güçlü kılan masanın üzerindeki kısım değil, ayaklarıdır. Teknik direktörlüğünde dört tane ayağı var. Birincisi karizma. Karizmanız yoksa böylesine güçlü bir orduyu, grubu etkileme şansınız yok. İkincisi liderlik. Bu liderlik konuşarak olur, bakarak olur, sessiz liderlik olur. Carlo Ancelotti gibi Farklı şekillerde olabilir. Üçüncüsü, iletişim, sevk ve idare. Gözler bazen görmek için var, kulaklar bazen duymamak için var. Neyi ne zaman kullanacaksınız? Ne, neyi ne zaman ortaya koyacaksınız? Dördüncüsü, donanım. Yabancı diliniz var mı? 105-68'e dair hakimiyetiniz nasıl? Antrenman yazabiliyor musunuz? Oyunun ABC planlarını uygulayabiliyor musunuz? Bu bahsettiğim kısımlar Serkan, saha dışı. Saha içinde çok cesur bir oyun oynatmak istiyorum. Milli takımda da onu yapıyorum coşkulu, cesur, kendine güvenen, bütünlüğe inanan, kurgusu ve planı oyunun her anında ve bölümünde olan bir takım yaratmaya çalışıyorum. Ben mesela plansız bir gol atmasını istemiyorum takımın bu yaş grubunda. İstemiyorum ya, hoşlanmıyorum. Kurgunun içinde hareket edecekler. Ön alan baskısı yüksek şekilde olan, beraberinde psikolojik tarafıyla aidiyet ve temsiliyeti zirveye çıkmış. Geçiş oyunlarını net bir şekilde oynayan Geriden oyun kurmada sürekli kısa ve orta metrajlı paslarla ileriye çıkan, uzun top kesinlikle kullanmayan ve topu olabildiğince eveleyip gevelemeden alan rotasyonlarıyla, yer değişimleriyle ön bölgeye taşımaya çalışan bir takım oluşturmak istiyorum. Cesaretli, cesur, coşkulu, aidiyeti yüksek bir oyun oynatmak istiyorum. Tek amacım bu. Futbolun karşılığı ne? Heyecan. Heyecan yoksa bizim oyunumuzun da bir manası yok yani. Şu ana kadar çalıştığın oyuncuların reaksiyonu nasıl oldu buna? Gelişiyorlar. Zor bir oyun. Yani ön alan baskısı demek anaerobik kapasite demek. Antrenman geçmiş, antrenman eksiği çok önemli. Ya yani topun arkasına geçip kaymalarla merkez savunma yapıp geçiş oyunu oynamak milli takıma yakışır mı? Oyuncular yavaş yavaş bu konuda aidiyet ve temsiliyetlerini yükseltiyorlar. 5 saniye kuralımız var mesela. Topu kaybettikten sonra 5 saniye içinde bir şekilde kazanmak lazım. Alan, zaman ve skor fark etmeksizin. Bunu öğrenecekler. Hiçbir şekilde kalecilerim, stoperlerim, çapa, beklerim uzun top kullanamaz. Çünkü milli takım oyuncusu dar alandan çıkış yetisine sahip olacak. Yani siz buradaki güvenlikçi ya da pazardaki Ayşe teyzeyi getirin. O da topu alıp uzun bir şekilde vurabilir. Milli takım oyuncusunun topla ilişkileri özel olur. Top kapma ve baskı kalitesi iyi düzeyde olur. Alan algısı Erişkinliğe yani bizim 21-23 yaş dediğimiz seviyeye ait olur bu yaş grubunda. Ondan dolayı hep büyük oynamalarını istiyorum. Güvenecekler kendilerine. Bu bahsettiğin ama şu anda mevcut yaş grubu için bunu yapacağız. Evet. Ya aslında biraz öğretici olması için bu. Kesinlikle. Yani şimdi izleyenler şöyle anlamasın. Ya tamam da bazen de işte uzun vurman gerekir. Belki yukarıda gerekebilir. Ama bu grupta bunun gerekmemesi lazım. Bu grupta zor olanı öğrenecekler ki gelecekte zorlanmayacaklar. Basit olan ne uzun vurmak. O Basit... zaman belki vurmak zorunda kalmayacak. Kalmayacak. Çözüm bulacak. Futbol ne oyun? Alışkanlıklar oyunu. Biz bu yaş grubunda bu alışkanlıkları vereceğiz. Gelecekte onları farklı noktalarda göreceğiz. U17, U19, milli takım, ameli takım, Avrupa. Hiçbir şeyi gözlerinde büyütmeyecekler. biz yapan Doğru yapan şekilde şey. yaşayacaklar. Doğru şekilde yaşayacaklar. Doğru şekilde anlayacaklar. Büyüdükçe küçülecekler. Sonrasında zaten zaman onları ister istemez bir yere getirecek Serkan. Ben buna inanıyorum yani. Dış faktörler de bir yer var. Oraya ona müdahale edemiyor insan yani bir sporcunun kariyerindeki dış faktörlere. Keşke edebilsek evet. ama çok fazla edemiyoruz onları. Peki şimdi 2009 grubu çalıştığın grup hocam. Aslında Biraz hesap yapınca 2032'de ev sahipliği yapacağımız turnuva içinde taban grup aslında yani. Bunu ilk yazan sensin. Evet. <laughs> Bunun haberini ilk yapan sensin biliyorum. Yani aslında altyapısını oluşturacak. Belki buradan 3, 4, 5, 6 tane oyuncu olacak Belki orada. Belki daha fazla. Belki daha fazla olacak. İşte o dış etkenleri ne kadar yumuşatabilirse sporcular oraya daha fazla çıkabilecekler. Şimdi o sürece dair oyuncularda bir bilinç var mı? Sende bu sürece dair bir bilinç var mı? Ve milli takım yapılanmasında bu sürece dair bir bilinç var mı? tüm birimleri olarak hazırlıklıyız. Geçtiğimiz dönem milli takıma dair bir kamp süreci vardı. Hı hı. Son anda bu süreçle ilgili bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. A takımın Konya'da Letonya ile oynadığı maçın aynı gününde, aynı mahallede o 15 milli takımı Letonya ile oynadı. Ve otellerimiz A milli takımla yan yanaydı. Sürpriz bir ziyaret de yaptık onlara. O ziyaret öncesinde Son taktik toplantıda maç maç toplantısında oyunculara bunu anlattım. Hiçbiri farkında değil. Yani senin haberinden görüp de anlattım. Evet. Bunu da söyleyeyim yani. Güzel bir fikir. Oyuncuların hepsi bir irkilmeye başladı. Onlara hep böyle doğrusal şu an yaşanmışlıklar olan örnekler vermeye çalıştım. Sonrasında bu yaş grubundan biz bunu milli takımlar düzeyine taşıdık 2032 adına. Tüm prensiplerle. Örnek veriyorum kilo ölçümleri, vücut yağ yüzdesi, buna benzer merkez kuvvet ölçümleri ya da çabukluk çevirlik ölçümlerini geçemeyen oyuncular milli takımlara gelemez. Sen 70 kiloda olman gerekiyorsa, 73 kiloysan ben çağırmıyorum. Bu alışkanlığı bu yaş grubunda verip, oyun prensiplerini bu yaş grubunda onlara aktarıp 2032 hazırlamak istiyoruz. Diego Simeone senden çok memnun duruyor. Öyle görünüyor. Çok gergin <laughs> ama son antrenmanda. <laughs> Real Madrid, Atletico Madrid öncesinde. iyi. Eski öğrencim iyi öğrenmiş demiştir yani sana. Bu uygu. o da bir kiloya çok takık. Tabii söyle. O 100 grama bile takık. Ama doğrusu bu. Performans sporu. Peki şey nasıl? Mesela Montella'nın bu süreci takibi nasıl? İletişime inanılmaz açık. Sürekli soruyor işte Riva, Hasan Doğan milli takımlar kamp tesislerine denk geliyoruz, oturuyoruz. Oyuncular nasıl takımı biliyor? Bu oyuncu varmış, bu kadar özel yetenekleri varmış. Bunun becerileri bu düzeydeymiş. Çok iyi. Zaten e, amil takım Letonya ile oynamadan önce bir gece önce bir yarım saat falan amil takımla beraber yemek yedi oyuncular. Oturdular çay kahve içtiler. Orada da Montella yani e, çok sevindi bu duruma. Ona da söyle, söyledim, söyledim <laughs> 2032'de bu grup geliyor diye. Belki o 16, o 17, 18'deki çocuklar da orada olacak. Tabii. Çok ümitliyim yani kısacası Serkan. Peki şimdi seni zor bir soru soracağım sana. Hazırım. <laughs> Şu anki milli takıma bakınca yani şu oyunculara dikkat edin, şu oyuncuları takip edin diyebileceğin isimler var mı? Yok. Milli takımlar seçilmişlerin grubu. Hepsini takip etmeniz gerekiyor. <laughs> buraya özel olmayan oyuncu gelemez. 2009 doğumlu Türkiye'de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre 250 bin çocuk var yaklaşık. Bu 250 binin 72'si buraya geldi. Ve Macaristan kampları Manisa'da olacak. 28 Şubat'ta başlayacağız. 5-7 Mart'ta Macaristan'a karşı iki maç yapacağız. Orada da kurguları görmek için davet edebilirim seni İnşallah. yani. Planları, oyunu, güzel oyunu. Oraya da 23 tanesi seçilmiş olarak gelecek. Yani milli takım dediğin en iyilerinin olduğu yer ya. Yani. Hepsini takip etmeniz lazım. Kesinlikle izlemeniz, takip etmeniz gerekiyor. Peki hocam, sen ben seni tanıdığımdan beri güzel oyun deyip duruyorsun. Evet. Yani hiç senin ağzından futbol kelimesini bile çok az duymuşuzdur. Belki sunumlarında, işte verdiğin konferanslarda, evet. üniversite söyleşilerinde. hep güzel oyun diye bahsediyorsun. Nedir güzel oyun? Biz neden yaşıyoruz? Neden yaşıyoruz? Mutlu olmak için. Bana en büyük mutluluğu güzel oyun veriyor futbol. Aile başka bir şey, ülke vatan bayrak başka bir şey. Bunlar zaten merkezi unsurlar. Beni en çok mutlu eden şey futbol. Her şeyi unutuyorum. Şimdi Real Madrid Atletico Madrid maçında o stadyuma gittim. Aklıma hiçbir şey gelmedi. <laughs> Bakıyorum sadece Santiago Bernabeu'ya. Çok kez gittiğim stadyuma bir kez daha gittim sadece. O beni etkiliyor yani. Ve en güzeli de güzel oyunla beraber güzel bayrağın buluşması. Milli takım için bir şey yapabilmek. Yani ben bu olaya duygusal bakmıyorum. Sen en iyi tanıyanlardan birisin beni. Ama güzel oyunun ortaya çıkması için de topluma kamuoyuna sahada o oyunun çerçevesi içerisinde bazı mesajlar vermek lazım. Hakkını vermek lazım. Planlı olmak lazım. Çağdaş oyunu bir şekilde sahaya yansıtmak lazım. Cesur olmak lazım. Doğru temsiliyeti kurgulamak lazım. Bunlar olmadığı zaman Serkan çok fazla kıymeti olmuyor yani. Şu anda çok tartışılıyor mesela işte e, futbolun bir doğrusu yok. Yok. E, işte oyuncular çok tartışılıyor. Mesela, o niye oynuyor, bu niye oynamıyor. Milli takımlarda çok oluyor. Yani bir kadro açıklıyorsunuz bütün milli takım grupları için. O niye var, bu niye yok. Mesela milli takım oyuncu seçimlerinde de şüpheyle yaklaşım oluyor her zaman. Hani kesin işte bunun torpili var. Bunu o seçtirdi, bunu bu şey yaptırdı. Ben sadece seni değil diğer hocaları da az çok tanıdığım için böyle bir şeyin olma ihtimalini gözlemlemedim. Öyle diyeyim yani şimdi. Ama bunlar hep tartışılıyor. Ben şöyle de olabilir. Mesela bazen kadro açıklıyorsunuz. Ben de diyorum yani ben olsaydım bu oyuncuyu seçmezdim. Bu oyuncuyu seçerdim. Bu biraz da oyuna bakışla ilgili aslında. Ama bunun bir tanımını yapabilir miyiz? Mesela bir kadro yaptığımız zaman işte Serkan değildi, de Selçuk neden oynamalı? İşte çünkü Serkan daha genç, ona tecrübe kazandırmalıyız. Hayır, Selçuk daha tecrübeli, o bize maç kazandırır. İşte Serkan yabancı, o oynasın. Hayır, Selçuk Türk, o oynasın. Bu mudur bizim kriterimiz? Bunlar mı olmalı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birinci unsur futbolu bu kadar güzel kılan yorumlanabilir olması. Çünkü herkesin bir fikri var, Yorumu açık. Ve içerisinde çok fazla unsur barındırıyor. Sağ içi ve sağ dışı ile beraber. Bunu bir kenara koyalım cepte. Potada diğer eriteceğimiz unsursa seçimler, felsefe ve genel davranışlar. Şimdi ben yaş grubumla nasıl bir oyun oynatmak istiyorum? Beklerin sürekli hücumda olmasını istiyorum. Ama hücuma katılımı olmayan bir bek oyuncusunu ben milli takıma çağırmak istemiyorum. Hı. Yetenekli olsa bile. Çünkü savunması iyi olan hücum geçişlerinde kulvarı iyi kullanmayan bir bek oyuncusunun milli takım düzeyinde olabileceğine inanmıyorum. Potansiyeli de olabilir. Örnek veriyorum orta sahada top kazanma becerisi elit düzeyde olan fakat top kullanma yetileri kabiliyeti düşük olan bir oyuncuyu da buraya davet etmek istemiyorum. Milli takım öncelikli olarak havuz, sonrasında nihayetinde son noktada bir seçim unsuru barındırıyor. Ya yani o havuzdan siz topları seçiyorsunuz böyle duruma göre. Bununla beraber oyuncu seçiminde dikkat ettiğimiz daha önceki unsurlar da ortaya çıkınca bir yola girmiş oluyorsunuz. Oyuncunun hangi takımda oynadığı, nereden geldiği, nereden doğduğu hiçbir şekilde önemi yok. Ben amatör kümeden milli takım oyuncu davet ettim. Önemi yok yani. Ve inanmadığımız kendi adıma konuşayım. inanmadığım hiçbir şeyi hayatım boyunca yapmadım zaten. Bir kişinin hakkını yemek, insanlığın hakkını yemek demek. Elim mesela bazen gitmiyor. Kalemle kağıt buluşmuyor. Yani bir oyuncunun hakkını yiyeceğim diye. Hırvatistan'da UEFA turnuvasının kadrosunu yapacağım. 20 artı 3 gideceğiz. 19 artı 3'ü yaptım. 20'yi yapamadım. Kalemi bıraktım. 2 gün bekledim. 3 oyuncudan birini alacaktım. Almak zorundayım ama. Sonuçta insanlar tercihleriyle yaşıyor. Böyle bir süreç. Bazen diyorlar ki işte hocam genç oyunculara yönelik gittiğin kulüplerde de çok iyi yaklaşımın var. Onlara hep diyorum ki futbolcunun genci, yaşlısı, tecrübeli, tecrübesi olmaz. Futbolcunun hazır olanı makbuldür. Futbolcu 15 yaşında da hazırdır, 25 yaşında da hazırdır, 35 yaşında da hazırdır. Hazır olan oynar. Bu oyunun ana kuralı budur. Yani biz peyderpey tartışmalara girmemize gerek yok. Bunlar içinden çıkılmaz ateş kömürü havuzu yani. Futbolcu futbolcudur ya. Yani Cristiano Ronaldo'ya bakın hala hazır. Zihinsel, psikososyal, pazarlama bazında oyun kurgu oyuncunun yaşı olmaz bence. Eee Arda ile çalıştım hocam. Arda, Arda Gülerle. Güler'le. Kardeşim çalıştı milli takımda. U15, o U16'da. O Neler anlatmıştı? Neler hiç konuştunuz mu Arda ile ilgili? Ya kardeşim çok fazla böyle konuşmayı sevmez. Yerinde Emre. konuşur. Emre. Emre. Emre Erdoğan o da benden daha iyi antrenörlük. <laughs> <laughs> çok başarılıdır. Bir gün beni aradı. İşte U15 ne zaman oluyor Arda'nın tam hatırlamıyorum U15 kampında. Abi galiba dedi dünyanın en yetenekli oyuncularından biriyle çalışıyorum dedi. Hemen fark ediliyor. Arda Güler o yani. Çok özel bir kumaş. Ama o seviyede oynamak için yeteneklerin komple bir arada olması lazım, özellikle fiziksel kısım. Az önce söylediğin hazırlık kısmı yani. Hazırlık, hazırlık kısmı, zaman. hazır bulmuşluk çok önemli. Oralara kendini bir şekilde taşıması gerekiyor yani. Arda başarılı olur. Kenan Yıldız'ı da unutmamak gerek. Tabii. Çok kaliteli bir çocuktur. Oyun kumaşı özellikle çalım konusunda dünyada sayılı Onlar... Ümit Milli Takım'da bir dönem çalıştım. Sürekli, Sürekli de konuşuruz Kenan'la. Çok beyefendidir, düzgün de bir ailesi vardır. Semih geliyor keza. Ya yani Serkan çok önemli oyuncular var. Türkiye'de altyapı problemi yok. Altyapı kulüplerinin tabii ki eksikleri var. Bizim de yaşamımızda eksiklikler var. İnsan olarak da, davranış olarak da. Türkiye'deki en büyük problem, altyapıdaki hazırlanan oyuncuların, profesyonel düzeydeki teknik direktörler tarafından oynatılmama problemi. Hmm. İlk 11'de bir tane genç oyuncu sırıtmaz. Sırıtmaz yani. Bu futbolun ana kuralıdır. İki genç oyuncu belki sırıtır. Üç genç oyuncu çok sırıtır bu düzeyde. Yani teknik direktler birer ikişer atıp onları bir şekilde kazanmaları gerekiyor ya. Yani. Böyle karlı bir iş yok dünyada. Semih Kılıçsoy sıfır liradan 30 milyon euro yapacak belki. Semih'le çalıştın mı? Çalışmadım. Ama önceden Değil beri de, tanıyorum. yani. zaten. Kenan Yıldız, Hakeza. Dediğin doğru İşte Sivas'tan Brentford'a transfer yapabiliyorsunuz. Geçmiş olsun tekrar. E, kardeşimiz Yunus sakatlandı Yunus Emre ama. İşte Kasımpaşa yaptı bunu. Genç oyuncuları. Kesinlikle. Oynatıyor. Yasin özellikle milli takımın gerekli ismi. Söylediğin gayet doğru. Peki hocam Selçuk Hoca kimleri kendine örnek alır? Babamı. Bence babamız tabii ki. Bir <laughs> teknik, teknik adam sıralaması yapsak. Beşten bire doğru. Benim için dünya futbol tarihinin Davranış bilimi açısından en büyük teknik direktörü Sir Alex Ferguson'dur. Ferguson'u yazdım. Evet. Bir numara o. İki numara sessiz liderlik. Carlo Ancelotti. O güzel. Üç gün önünde yanındaydım bakalım da gelecekte <laughs> olabilecek miyiz? İnşallah. Belki yerinde olursun. Hayat. inanmak lazım. Evet. Onun oğluyla sen çok benziyorsun. Davide. Davide ile çok Evet benziyor. doğru. Benzer yaştayız zaten. Kafalarınız da benziyor. Futbola bakışınız da benziyor. Çok zorluyoruz ama. Bir gün yanacak diye korkuyorum. Yani. <laughs> Ferguson, Ancelotti. 3 numara Jose Mourinho. Senin, senle burada ayrılıyoruz. Sen iyi bir Mourinho'cusun ya. İyi bir Mourinho'cu. Mesajlaşıyoruz arada sırada. <laughs> çok seviyorum onu. Göstermiştin bir iki mesajı. Evet. Hemen döner mesajları bu arada. Çok seviyorum. Mourinho çünkü duyguları çok iyi yönetiyor. Siz saha içine girdiğinizde bazen teknik taktik önem arz etmiyor. Nabız orada 180. Ortaya ne çıkıyor? Duygu. Yani duygularımı sen yöneteceksin. Duygularım mı seni yönetecek? Hayat bu ikisi arasında gidiyor. Mourinho bu işin ustası. Oyunuyla ilgili bir şey söylemiyorum. Anladım. 4 5 kimleri ekleriz? Ya yani bir okul diyeceksek Guardiola yani o tartışmasız kalalım. yani. bir okul o. Farklı bir noktada. Yeni jenerasyon nasıl sence yeni jenerasyon teknik adamları nasıl takip ediyorsunuz? 5'e de Klopp ya da Simeone'yi yazalım ya. Simeone'yi yazalım tabii. O iki farklı kişilik ama. Evet. Ya mesela De Zerbi var, işte Xabi Alonso var. O grup işte Farioli enteresan işler yaptı gitti. Şu anda Fransa'da ikiye evet. oynuyor. Onlar için neler söylersin? Yani son 3 yılda baskın oyun oynatmalarından dolayı benim yazacağım net 3 isim var. Napoli, Spalletti o dönemi. Hı hı. Newcastle United, Eddie Howe net. Dikine oyunlar, sırta koşular, alan algısı, ikili üçlü rotasyonlar, üçüncü oyuncu kuralı. Bunu çok iyi uyguladı. Üçüncüsü de Xabi Alonso. Ama Xabi Alonso'da şöyle bir durum var. Sindirerek hazır bir şekilde geldi. Kulüp de bu hazırlığı kaliteli oyuncularla ve kaliteli organizasyonla onun için yaptı. Güzel. Biraz saha içine bakalım istersen hocam. Bir milli takımdan bakalım Serkan. Evet, görüntüler var. Onları konuşalım. Tamam. Ona bir de sahada biraz taktiksel bir oyuna dair bir şeyler Şükrü. konuşalım. Biraz da ona geçelim. Bir iki tane görüntümüz var. Bunlar bize ne anlatmak istiyor? Buradan ne anlamalıyız? Dizi işlere inanır mısın? Ee, i̇lk düdük çalana kadar evet. Son düdükte de inanmak gerek. Şimdi bu yaş grubu 1-4-3-3 oynuyor. Tamam. Ama oyunun hiçbir bölümünde sevgili Serkan 1-4-3-3'ü göremezsin. 1 4, 3, 3 göremez. Bir dediğimiz kaleci, kaleci. arkadaşlar. Geldiğinizde kaleci sayılmaz ya. Bize UEFA eğitimlerinde <laughs> diyorlar ki o biri söyleyeceksiniz. O bizim tamam. için oyuncu. Bizde de alışkanlık oldu. Dillere pelesenk oldu. Şimdi UEFA gelişim turnuvasında bu konulara dair birkaç örnek sergiledik. Mesela ben hiçbir şekilde... Ön alan baskısı olmadan rakip kale vuruşunda takımın yayılmasını istemiyorum. 1 4 3 1 2 şeklinde yayılıyoruz. 3 1 2. Buradaki temel amaç merkez dominasyon, birebir eşleşme, 5 saniyede rakipten topu kazanma. Örneği izleyebiliriz. Bu tabii. Slovenya tabii. attığınız tabii. gol. Top out'a çıkar çıkmaz bir Yerleşiyor şekilde herkes tabii. pozisyonunu alıyor. Bakalım. İlerleyen süreçte anlatacağım yerleşim şeklini oyuncuların. Yaya, alan algısı. Yayan iki oyuncu yerleşti. Kaleci'nin pozisyonuna göre onlar da stoperlerle gidiyorlar şu anda. Evet. Kaleci uzunu vurdu. Uzuna zorladık. Belki kullanmayabilir. İlk top 5 saniye kuralı. Dikini oyun. Geçiş oyunu. Sırta ve araya ve arkaya koşular ve sonlandırma. Orada artık beceri. O Aynen öyle. Özellik. Ama bu kurguya alışkanlık çok önemli. Bu da nereden geliyor? Birim antrenmandan ana antrenmana geçiş. Şimdi mesela bir daha baştan anlatırsak ben bir şeye dikkat çekeceğim. Bakalım doğru mu yakalamışım. Hı -hı. Şimdi kaleci avuta yerleşirken. Şu anda bir oyuncu sağa doğru koşmaya başladı. Evet. Oyuncu... Bir bilinç ki... var. Bir bilinci var. Merkeze bir oyuncu geldi hakemin önündeki oyuncunun yanına. Ve onunla hareket ediyor şu anda. Sol evet. kenardaki oyuncu eliyle bir işaret yaptı. Uzunu görünce öndeki iki oyuncu stoperlerle geriye geliyor. Süper. Direkt ortaya gelmediler. Süper. Herkes ne yapacağını biliyor. Evet. Ve oradaki oyuncumuzun da hakkını verelim. Rakipten önce reaksiyonla topu kazandırdı. Efes Eşil Konya Spor. Kafa topuyla. Gayet iyi bir geçiş olmuş gerçekten. 1 ve 5 numaralı derinlik hattında hiçbir oyuncuyu gördün mü? Yok. İşimiz yok çünkü orada. Bizim işimiz topa göre pozisyon ve merkez at. Top kenarlara indiğinde iç orta sahalar birebir eşleşecek. Onu az sonra paylaşırız yine. Evet. Sevinç de çok hoşuma gitti benim. Evet yani güzel. Bir şey bir sevinç yani. Yaptık, başardık sevinci. Yani bunu yapmamız, bunu yapmayı istiyorduk ve bunu yaptık diye seviniyorduk. Evet. Bu da bu da çok önemli. Her şey bunun için zaten. <gülüyor> <gülüyor> Futbolu sorduğunda onu söyledim ben de. Yani. mutluluk için yapıyoruz biz bunu. Devam edelim. Şimdi bir görüntümüz daha var. Bu Hırvatistan'daki turnuva. Hırvatistan maçı. Oyun 0-0. Hırvatlar fiziksel uygunluk olarak bizim çok üstümüzde. Hep topu yere indirmelerini istedim oyuncuların. Güzel. Taktik antrenmanla da böyle çalıştık. İkili, üçlü, kenar rotasyonlar, sürekli yön değiştirme hmm. ve hücumda çoğalma. Çeviriyoruz topu Evet. Şimdi. Yön değiştirme. Ters kanat oyuncusunun forvet olması. iç orta sahanın iç koridora girmesi. Güzel. Şimdi geçişteyiz artık. Evet. Şimdi geçişteyiz. Hemen sayabilirsin Serkan. Bak 5 saniye kuralı iki, devreye giriyor şimdi. 3, 4, 5. Bu yüzden vurdurduk. Evet. Orada Aldık af topu. yok. Arkada ne var? 2 artı 1 merkez kapatma. Sayısal üstünlük. Bizde. Şimdi ne var yine? Rotasyonlar ve yön değiştirme derinlik oyunları. Bak çok önemli buradaki derinlik oyunları. Fonksiyonel antrenmanlarla yaptırıyorum genelde bunu. Bir de bir top 10 numaraya gelince. Nedir derinlik oyunu dediğimiz hocam? Şöyle. Futbolun prensipleri nedir? Hücum ve savunma. Ya yani bunlar anayasa. Hücumda ne var? Genişlik, derinlik, pas destek, alan yaratma, hareketlilik, sızmalar, koşular. Her şey ne için? Sonlandırma için. Hücum prensibinin temelinde bizim oyun felsefemizde ne var? Kaleye net bir şekilde gitmek. Evet, evet. Derinlik oyunlarının içini açalım. 1'e 1'ler, 2'ye 1'ler, 3'e 2'ler, 4'e 3'ler. Topun olduğu noktayı küçültürseniz hep bu tür oyunlar göreceksiniz. Biz antrenmanlardaki uygulamalara derinlik oyunları diyoruz. Yani, i̇şte 5'e 2'ler, rondolar. Evet ona benzer şeyler. Tutup. Aslında bu benim kullandığım bir tabir. Çok fazla bilmiyorum duydun mu ama. Yani buradaki karşılığı savunma oyuncusu topu aldıktan sonra bizim on numaramızın çizgiye doğru gelmesi topu almak için verdiği bir derinlik. Rakibi üstüne çekiyor. Arkada boşluk bırakıyor. Orada birebirle o boşluğa saldırı yapacak. O derinliği verdiği zaman rakip savunmayı ne yapıyor? Rakip savunmayı da çekiyor. Açıyor. Bu sefer diğer oyunculara alan oluşuyor. Ya aslında şu mavili oyuncunun arkasındaki boşluğu hedefliyor şu anda. Şimdi hedef doğru olacak mı bakalım. Bakalım. Hedefe ulaşabilecek miyiz? Aldı orayı. Biz bekleri nasıl istemiştik? Çıktı. Oyun kurgusunda sürekli önde. Arkada 2 artı 1 kalıyoruz. Bakın yine bir derinlik oyunu orada. 3'e 2 var orada. Görebiliyor musun sevgili Serkan? Ve ne var? Yine güzel bir vuruş geldi. Sonlandırma. Yine sevinç çok iyi. En güzeli orası zaten. <laughs> güzel seviniyor çocuklar. İnşallah gelecekte de böyle sevindirir hepsi i̇nşallah, bizleri. İnşallah. Ya bu gelişimi e, sürdürmeleri lazım. Ben hep şeyden korkuyorum hocam işte. Dış faktörlerden çok korkuyorum. Ben bu konuştuklarımız tamam. Ama bunun dışında da bir projemiz olması gerektiğini inanıyorum. Yani Teknik adamları görevini yapıyor. Çalışıyorsunuz işte bütün yaş grupları daha aşağısı daha yukarısı. Taktikler, antrenmanlar, diriller, setler, dosyalar, analizler saatlerce evinizden uzakta. Ama o çocuk bir de dışarıda bir hayatı var onun. Oranın da bence e, futboldan sorumlu, federasyonundan bakanlığına oraların da bir şekilde uzaktan da olsa kontrol edilmesi gerektiğini Klubler. düşünüyorum bu konuda ustalaşmış durumda. Özellikle birkaç kulübün altyapısı var. İsim vermek istemiyorum. Doğru olmaz. Sağ dışını yönetme konusunda ustalaşmış durumda. Biz de sürekli belli aralıklarla istişare halindeyiz onlarla. Yani yönetiyorlar. Pazarlama kısmı da çok önemli. Şimdi ondaki turnuvada, salon turnuvasında Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in şef scoutları geldi. Oturduk, tanıştık. "Takımınızı takip ediyoruz." dediler. Birkaç şey anlattılar takımla ilgili. Sonrasında Bayer Leverkusen'in şef scoutu bana dedi ki: bu yaş grubundaki oyuncuların %75'i o 17'de olmayacak dedi. Dedim ki, senle her türlü iddiaya giriyorum. Bahse giriyorum. Bunların en az %75'i o 17'de olacak. Biz milli takımlar olarak bunları hazırlayacağız dedim. Net konuşmayacaklar yani o konuda. Biz hazırlıkları hem sağ içinde hem sağ dışında yapıyoruz. Hı hı. Mesela kitap konusunu biliyorsun. Her Değil oyuncu mi? kitap okumak zorunda. Türkiye'den en çok tercih edilen kitap da senin kitabın işte. Sağ Bir memleket futbol muydu? Bir memleket futbolu seçmişler. Evet. Gördüm ben de. Ne güzel. Aslında o yaş grubu için hitap eden bir kitap. İşte futbolcu hikayeleri, işte olmuyorken olan futbolcular, ne zorluklardan gelmişler, kendilerini bulabilecekleri bence doğru bir tercih yapmışlar. Akıllı oyuncular. <gülüyor> <gülüyor> yani ben oradan anladım ne kadar zeki olduklarını. Küçük ekran, orta ekran ve büyük ekran en büyük sorunumuz. Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Hı. Çocuklara diyorum ki, bakmayın, akşam ondan sonra bakmayın. Bakacağınız tek şey kitap. Okuyun kitabınızı, uyuyun. Zor. Yapıyorlar. Zor. Yani inanıyorum yapıyorlar. ben yapıyorlar. onlar için de zor. Zorlanıyorlardı sonuçta tam yaşı. Tam yaşı yani. Tam hareketli yaşları. Tam dağılmaya müsait yaşlar ama bir tarafta hayaller var. E tabii bir de işte milli takım sorumluluğu var. Tabii. O da güzel. Bir de hocam taktik tahtamıza geçelim istersen. Geçelim. Orada da oyuna dair felsefemizden bahsedelim. Hocam taktik tahtamız milli takım forması karşında. Evet. Bize ne anlatıyorsun şimdi sen Kıymetli Serkan 1 4 3 3 dedik dizilişte. Şimdi hücum bekleri. iki hücum beki. Geriden oyun kurma becerisi yüksek olan hamleli iki stoperimiz. Çapa. Kesici dağıtıcı olmazsa olmaz. Takımın en kritik oyuncusu bu şablonda. Bağlantı oyuncusu iç orta saha. Biraz daha ofansif özellikli. Ofansif orta saha. Yalnız, yalnız yani bunları şey gibi düşünme böyle benzer oyuncular gibi düşünme. İkisi de farklı özellikteki oyuncular. Kanat oyuncuları zaman zaman ters ayaklı olabilir. Zaman zaman atletik, psikomotor özellikleri baskın olabilir. Zaman zaman da oyunun durumuna göre dar alanda iş bitirme becerisi ön plana çıkmış isimler olabilir. Milli takım havuzunda 7 tane forvet oyuncumuz var. Hepsinin özellikleri, renkleri çok farklı. Başlarda onların oyunun gidişatına göre yüksek şiddette baskın bir oyun mu oynayacağız yoksa geçişlere dair bir oyun mu tercih edeceğiz? Onları değerlendiriyorum seçtiğim zaman. Örnek veriyorum kale vuruşu başlangıç. Ne konuştuk? Hiçbir şekilde geriden oyun kurmada uzun vurmak yok. Milli takım uzun vurmaz. Topa sahip olacak. Ama topa sahip olurken de bunu sıkıcı bir şekilde yapmayacak, akıcı bir şekilde yapacak. İki stoper hiçbir şekilde top bizdeyken bütün oyuncular dair derinlik ve genişlikte aynı hatta olmayacak. Bu iki stoper asimetrik bir şekilde duracak. Aynı hat yok. Birinci kural. Şimdi kale vuruşu başlangıçta bek rotasyonu yapacağız. En zor rotasyon bekin içe devrilmesi. 6 numarayı getirdim çapayı. İngilizlerin inverted back dediği. Işte inverted e, back. Zinchenko'lar, Vol Stones'lar, eski Cancelo'lar. Çok zor bir oyundur bu arada. Tamam. Bunu yaparken de rakip stoper, iki stoper ya da üç savunmacı olsun rakipte hiçbir şekilde fark etmiyor. Bu on numara pozisyonunda oynayan oyuncuyla ofansif orta sahayla dokuz numarayı yakın asimetrik yani ikili oyun oynayabilecek şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi geriden oyun kurmada kaleci topu kale direğini hizasına hemen koyuyor beklemeden. Sebebi ne? Rakibin yerleşim süresini kısa. daraltmak, azaltmak, kısa tutmak. Top sağ stopere gelir gelmez. Bizim sağ bekimiz nereye gidiyor iç rotasyonda? Buraya. Simültane bir şekilde kanat oyuncumuz buraya geliyor. Burada üçlü rotasyon oynuyoruz. Şimdi soruyorum sana. Bizim sağ bekimizi rakip hangi dizilişte olursa olsun onların hangi oyuncusu takip eder? Kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu. Takip ederse burada bir boşluk oluşur mu? Evet. Tabii. O oyuncuya kalır. O oldu takip etmedi. Bizim bu oyuncumuz nasıl olmuş olacak? O da boşta. Boşta. Artı birdeyiz. Oldu ki rakip bunu amiyane tabirle, sokak tabiriyle yuttu. Yuttuğu zaman rakip bek bizim kanat oyuncumuz buraya geldiğinde onu takip eder mi? Etsin. Bizim iç orta sahamız arkaya gider. Birinci seçenek. İkinci seçenek. bek baskı yemedi. Yarım dönüş, tam dönüş ya da bloke kontrolle tık, tık. topu öne taşıdı. Bu Hırvatistan maçında benzer bir unsur vardı. Letonya maçında da oyuncular yaptı. Ya da kanat oyuncusu topu aldı. Burada biri kaça kaç kaça oynayacak? Birebir oyuncu. Bir takımın en süratli, en çabuk oyuncuları kim? Kenar oyuncusu. Size oyun, birebir. Sonra burada 1-2-3 oyuncu. Hücumda çoğalmayla ilgili. Belli bir seviyeye taşıyacak takımı. Bu bir örnek. Bizim takımda şöyle bir şey vardı hocam benim izlediğim. Mesela sağdan atak geliştiriyorsak o atak solda bitiyor. Ya da tam tersi solda geliştiriyorsak sağda bitiyor. Bunun sebebi ne? Oradaki hani yoğunluğu bir tarafa çekip arkada bıraktığımız boşluğa saldırmak. Artı kaç önemli oluyor burada? Artı 1. artı 1 çok önemli. Aslında oradan var. Yani sol kenarda Santrafor'un arka direkte kafayla bitirdiği top için evet. için bizim bekin buradaki artı biri çok önemli. Kesinlikle. Eğer top bizim sağ taraftaysa en kritik oyuncumuz kim oluyor? Sol kenar. Yani. Çünkü sırtı dönük rakibe yani sırta koşu atmış oluyor. O attığımız golde de bir örnek karşımıza çıktı. Kuzey Makedonya maçında keza ya aynısını yaşadık. Bu bir prensip. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Aslında bu anlattıkların hocam sadece bizim 2009 grubu için değil. Genel futbol felsefesi için yani bir herhangi bir Premier League maçında da bunu gözlemlememiz gerekiyor. Kesinlikle ama bu alışkanlık olduğu zaman ne oluyor? Türbünü de içeri çekiyorsunuz. Evet. Mesela marka değeri, marka değeri konuşuluyor. Marka değeri sahadaki oyundur. Evet. Önce sahadaki oyunu sunacağız ki insanları işin içine çekelim. Mesela rakip karşılamada ne yapıyoruz? Rakip birinci bölgede topa sahip olduğunda bizim oyun kurgumuz... 4-4-2. 4-4-2 merkez karşılama. Aslında 4-4-1. Şu iki oyuncu bir oyuncu. Birlikte mi hareket ediyor? Kesinlikle. Buradaki temel amaç rakip topu ne tarafa taşırsa taşısın. Bu iki oyuncunun blok kırıcı pasa, derinlik pasına müsaade etmemesi. E müsaade etmediği zaman rakibin seçenekleri ne? Futbol anlık seçeneklerin oyunu. Hangi seçenekler kalır? Ya kenar beke çıkacak ya uzun olacak. Beke çıktığı zaman beke çıksın. %100 bir şekilde ön alan baskısını bizim yakın beke kanat oyuncumuz başlatıyor. Başlattığı zaman stoperle kim eşleşiyor? Bizim santrafor. Bu sefer ne oluyor? Birebir oyun başlıyor ön alan baskısında. E geçişlerde rakip eksi birde kalıyor. Büyük bir avantaj oluyor. Yani buna benzer birçok felsefe var. Buradaki temel mantık milli takımı temsilen güçlü bir oyun. Yani oyun, oyunun gücüne inanmak karşımıza çıkıyor. Mesela rakip kale vuruşu karşılama. Siyahlar Türkiye 15 milli futbol takımı. Rakip kaleci topu koydu. Tamam. İsterse geriden oyun kurmada stoperlere başlayabilir. İsterse 2 ve 4 numaralı derinlik kulluğuna uzun oynayabilir. İsterse takımı öne çıkarır uzun atabilir. Az önce bizim gol attığımız. Aynen bu pozisyon. Ama bunun prensibi şu. iki kanat oyuncusunu rakip kale direği hizasına yerleştiriyoruz. Forvetimizi onların çapa ya da 2-8'inin olduğu merkez bölgeye yerleştiriyoruz. 10 numara ve 8 numara iç koridorlara geliyor. Kimle eşleşecek onlar? Bekleri. Rakip beklere çıkacak. Burada eşleşme ne oluyor? Birebir. Riskli oyun. Ama oynayacağız. Korku yok. Şöyle baktığın zaman merkez bölgede biz her zaman artı 2'deyiz. Çünkü rakip bekler boş oynuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz 6 kişiyiz. Onlar 1, 2, 3, 4. Top kenara gittiğinde de fazlayız. Oldu ki top bu kenar bölgeye taşındı. Bu şablonda göründüğü gibi. Hemen kaydık. Topa en uzak olan bölge ne oluyor? Boş. Rakibi nereye yönlendiriyoruz biz o zaman? Kalabalığa ya da yakın taş çizgisine. Burada oyuncu şöyle bir şey sorabilir. Ya da yardımcı antrenör. Hocam rakip topu bir anda diğer tarafa çevirirse ve biz oradan atak yersek. Süper. İki ana kural. Bir, topa göre pozisyon. iki merkezi kapatma. O zaman hangi prensip ortaya çıkıyor savunma prensiplerinde? Oyalama, toparlanma topun olduğu yere oyalama toparlanma prensibini uygulayarak doğru zamanda baskıda bütünlükle yine rakibe gidiyoruz. Geri çekilme yok hiç Serkan. Burada biraz da oyunculara özgüven yüklüyoruz aslında. Tabii. Yani bu riski farkındayız. Bu riski almazsak büyük takım oyunu oynayamayız. Rakip bir şekilde yüzünü kaleye dönmeye çalışacak senin kalene. Döndürmeyeceksin. Temas oyunu, sıcak temas. Yani bizim hücumdaki anahtar kelimemiz alan. Bu alanı öğretmeye çalışıyoruz. Savunmadaki anahtar kelime Sıcak temas. Ya korku yok. Şunay, Böyle de bir olsun. şablon var ya. Buna benzer birçok şey anlatabilirim. Ama, Ama... Bu az önceki golle e, izlediğimiz, hani videosunu izlediğimiz golün bir de nasıl diyelim, analiz departmanından bize bir kuple sunumu. Evet. Bir tek, e, bir teknik direktörle konuşmuştum. Büyük bir maça çıkıyorlar. Hı hı. Normalde o rakibe karşı ikinci blokta bekleyip kontra atak oynaması Beş kişiye sorsak dördü bunu söyler. Ben de onu söylerdim. Ama teknik direktör bana şey demişti. Biz bu maçta basacağız, topu alacağız, geriden pas yapacağız. Yani niye hocam dedim? Bir dedi seni söylediğin şeyi zaten o takıma karşı herkes oynuyor. Doğal olarak tecrübe ettikleri şeyi biz de vermiş olacağız. En iyi bildikleri şeyi yapacaklar. Kesinlikle. İki, iki dedi ben oyuncuma o rakibe karşı arkadaşlar önde basıyoruz topa sahip oluyoruz, geriden oyun kuruyoruz, hücum yapıyoruz dersem oyuncu da şu mesajı alır. Ya kardeşim biz de fena bir takım değiliz yani. Bunlarla baş ederiz. Özgüveniyle sahaya çıkar dedi ve istediği sonucu alamasa da istediği oyunu oynadı. Aslında senin başta söylediğin şey oyunu kazandı, Tabii. sporu skoru kazanamadı. En önemli Ama takdir kazanma. edildi genel sonunda. Şimdi sonucu al Serkan takımında işte Erenköy'de sonuç alıyorsun. Ama oyun yoksa yani benim için anlamı yok ki. Gelecekte de teknik direktörlüğü Süper Lig'de başka düzeylerde kısmet olur yapmaya başlarsam. Elimde de imkanlar iyi bir şekilde olursa, imkanlar el verirse böyle bir oyun oynatmak istiyorum. Korkusuz, tribünü sahaya çeken, planı olan, kurgusu olan, bağlılığı, bütünlüğü olan yüksek düzeyde bir oyun hedefliyorum. Vallahi inşallah olur diyelim. Olur, inanmak lazım ya tabii ki. Yani çalışınca, inanınca bir şekilde karşılığı gelir. Umarım milli takımla da şimdi önümüzde ne vardı? Bir turnuva mı vardı? Macaristan maçları var Manisa'da. Maçları Aynen. Var. Kadro belli mi? Ben de belli ama şu an oyuncular da belli değil. <laughs> Peki, kadro da belli olduktan sonra takip edelim. Yani 2009 evet. grubunu yani Selçuk Hoca olmasa da zaten takip ederdik. Kesinlikle. Selçuk Hoca olduğu için ayrıca da takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten kendisi de anlattı neden olması gerektiğini. Özel bir grup, özel bir jenerasyon ve bakalım umarım bu takımdaki isimleri ileride tekrar yıllar sonra deriz ki hatırlıyor musun işte Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ali'den, Veli'den bahsetmiştik. Bak gördün mü nerelerde deriz. Umarım öyle olur. Umarım senin için aynı şeyi söyleriz. Milli takımdaki başarılarından sonra yeni başarılarla seni de izleriz hocam. Hayalim belli. İspanya. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel Var mı beklemek istediğin bir şey hocam? Güzel Söyledim oyun sürüyor. Için. 2009 kuşağı geliyor. Milli takımlara herkesin yakın olması gerekiyor. Milli takımlar çünkü tüm ülkeyi kapsayan bir unsur. Tüm dünyayı kendi içinde eriten bir unsur. Ee, i̇nsanların mutlaka takip etmesi gerektiğini, incelen incelenmesi gereken ana unsurun milli takımlar olması gerektiğini düşünüyorum. Yeni yapılanma da güzel gidiyor. Ee, biz de elimizden geldiğince görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bir insana dokunabilirsek bizim için en büyük mutluluk odur. Yani oğullarım sancak ve toprak Baba artık eve gel diyorlar ama onlar bilmiyorlar ki başka evlatlara da dokunuyoruz. Umarım güzel bir süreç olur. Bizim İnşallah da. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz bizi izledikleri için. Sizler de hem videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, siz de yorumlarınızı yapın. Biz de yorumluyoruz, siz de bizi yorumluyorsunuz. Böyle bir e, ne derler, fikir tartışmasına girelim. Varsa başka beklediğiniz, röportaj yapmamızı istediğiniz, konuk etmemizi istediğiniz isimleri de yorumlara yazabilirsiniz onlarla da her türlü iletişime geçebiliriz. Buradan e, federasyona da, federasyonun medya departmanına da teşekkür ediyoruz. E, Türk Armey'e, DGB'ye de, de bize yardımcı oldukları için. Böyle böyle oyuna dair bir şey anlatacağız. Kesinlikle yani kapalı olmanın kimseye bir faydası yok. Açık olmalıyız, konuşmalıyız. Biz soralım, hocalar cevaplasın. Hocalar sorsun, biz cevaplayalım. Böyle böyle anlatalım kendimizi. O yüzden federasyondaki arkadaşlarımıza da, etkilere de teşekkür ediyoruz bize yardımcı oldukları için. Hocam ağzına sağlık. Çok teşekkürler Serkan. Biz görüşmeye devam ediyoruz zaten. Uzun bir hikayemiz var. <laughs> Düğününe bile geldim yani. <laughs> e, 20 kişilik kadroda mı? vardım. O kadar övünebilirim yani. <laughs> eksik olma hocam. Allah razı olsun. Her zaman beraberiz inşallah. Allah Sağlık verdiği sürece. Her zaman destekçiyim biliyorsun zaten. Ee, programımız bitti. Bir sonraki programda yine karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın.